Şeyh-i Ekber'in yapmış olduğu şey, kalbi Muhammediye inen, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inen vahyin, insanlığa hakikati Muhammediye'den, kalbi Muhammediye'den, Hazreti Muhammed'in kalbinden insanlığa inmesinde tercümanlık etmek, aracılık etmek. Bu mertebe, velayet mertebesi ki Nebi'ye bağlı olarak çalışır velayet mertebesi, şarihlerdir, açıklayıcılardır. Her Nebi'nin, Musa'nın yanında Harun, her Nebi'nin yanında onun velayetini sürdüren, açıklayan kervanlar gelmiştir. Bu kervanların en önemlilerinden, bu kervan başılarından en önemlilerinden bir tanesi de Şeyh Ekber Muhittin Arabi'dir. Kendisi der ki, her asırda öyle biri vardır ki onunla o asır yükselir. Her asır bir şiirinde bunu söylüyor. Her asrın birisi vardır ki onunla yükselinir o asırda. İşte bu asır ve bundan sonra geriye kalacak asırların da yükselme kriteri bir bakıma benim diyerek söylediği, kendisini bu şekilde gördüğü bir şiiri vardır. Ve nitekim onun getirmiş olduğu açılımlar bugün eserleri Arapça olmakla beraber kendi talebelerinden sonra Saadettin Konevi, Abdurrazzak Haşani ve Davudül Kayseri çizgisi daha sonra bu fikirleri doğuya ve batıya taşımak suretiyle üzerine şerhler yazılmış ve bugün İslam metafiziği dediğimiz o devasa bir literatür meydana gelmiştir. Bu literatürün İslam felsefesi içerisinde değerlendirmemiz mümkündür. İslam felsefesinden ayrılan noktaları bulunmaktadır. Bir kere Şeyh Ekber kendisinin Hakikat-ı Muhammediye'den tamamen ilham alarak bu görüşleri serdettiğini, herhangi bir yazılı kitaptan nakletmediğini söyler. İslam felsefesinde ise hikmet faal akılla ittisal kurularak elde edilir. Ama faal akıl nedir? Faal akılla nasıl ittisal kurulur? Buralar biraz muğlak geçilir. İslam tasavvufu bir bakıma o noktayı biraz daha ileriye götürür. Birbirleri arasında bir tenakuz yoktur. Sadece kaplam içlem meselesi, birbirini açma meselesidir. Açar, daha ileriye götürür. Der ki faal akıl hakikat-ı Muhammediye'dir. Hakikat-ı Muhammediye ile ittisal kurmak, zühd, takva, seyir-i sülük ve Hazreti Muhammed'in getirmiş olduğu o esaslara ittiba ile olur. Der ki Hud faslında alem, bu alem, içinde bulunduğumuz alem, dünya aslında hakkın batın isminin zuhura gelmesinden ibarettir. Dolayısıyla her şey batından zahire doğru çıkar. Her şey derinden dışa doğru çıkar. Bu siyasette de böyledir, ekonomide de böyledir. Biz Muhyiddin İbn Arabi'yi okudukça modern insanlar özellikle görüntü esaslı, gördüğüne inanan şekliyle formatlanmışlardır. Oysa ki bu bir yanılsamadır. Görüntü bir yanılsamadan ibarettir. Muhyiddin İbn Arabi der ki görüntüye aldanma. Bunlar görüntü tamamen kreatif, yaratılmış bir şeydir ve dört unsurun bir araya gelmesinden meydana gelir. Bir tür göz yanılsaması sağlar. Buna illüzyon diyebilirsiniz. Ama hakikat, hakikat onun içindedir, batınındadır. Der ki, aynul alem, aynı haktır. Yani alem, yaratılan şey, buradaki ayın kelimesine dikkat etmemiz gerekiyor. Türkçe'de bir bazen yanlış anlama oluşabiliyor burada. Tıpkısı anlamındaki ayın ile Arapça'daki ayın, göz bebeği anlamındaki ayın farklıdır. Veya uyun anlamında Arapça'da göze dediğimiz bir suyun çıktığı, fışkırdığı kaynağı da ayın denilmektedir. İşte alem hakkın aynıdır denirken gözüdür, göz bebeğidir. Özellikle o alemin içerisinde bulunan her asırda bir tane olan veli-i asr, asrın velisi ki ona insan-ı kamil hakiki der İbnül Arabi, oradan Cenab-ı Hak
alemi tedbir eder, tedvir eder, evirir, çevirir. O zaman o göz ilahi bir gözdür. O ilahi göz yeryüzüne, İbnül Arabi bir şiirinde der ki, yeryüzünde yürürken dahi ayağını sert yere vurma, o Hakk'ın gözüdür. Yani yeryüzünde dahi, toprak, zemin üzerinde yürürken dahi sert bir harekette bulunma, incitirsin. Bu gözle bakıldığı zaman hayat bütünüyle kutsal bir varlık, kutsal bir enerji alanı haline gelmekte. Modern hayata geldiğimiz zaman ise desakralizasyon denilen, yani hayatın kutsallığından soyulması. Çünkü sen öteler ötesine bakma, her şey burada. Kutsal diye bir şey yok. Her şey senin elin yapıp ettiklerindir denildiği zaman, bunu tabii bir sonucu olarak ben doğaya, varlıklara, cisimlere, cansız veya canlı varlıklara, bitkilere, hayvanlara bir tahakküm edeceğim, üzerlerinde onları sömüreceğim varlıklar olarak bakarım. Onun üzerine modern kapitalizm bugün bütün dünyayı global bir kumarhaneye çevirmiştir. Oturduğunuz yerden çek senet alımı, borsaya girmek çıkmak suretiyle, özellikle bunlardan haberi olmayan bir haber, üçüncü dünya ülkelerini ellerinde oynatan bir azınlık grubun kumarhanesi haline gelmiştir yeryüzü. Bu bir zulümdür, adaletsizliktir. Oysa ki yeryüzü ve yeryüzünde her ne var ise Tanrı'nın, Allah'ın bize birer kutsal emanetidir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir peygamberin anlayışıyla baktığımız zaman, toplumsal anlamda, bütün anlamıyla, bütün insanlığın kurtuluşunun kendi kurtuluşumla beraber olduğunu anlamak. Vahdedi vücut anlayışında varlığın bütününün, her birinin birbiriyle organik irtibatta olduğunu hissettiğiniz zaman siz bir ağaca dahi tekme atamamaktasınız. Bir ormana dahi girdiğiniz zaman o ağacı kesinceye kadar baltanızın ağzını gizlemeniz gerekmekte ki diğer ağaçlar görüp de rencide olmasın diye. İşte bu anlayışların arkasında vahdedi vücudun bütün varlığı bir bütün gör anlayışı bulunmakta. Birlik anlayışı bozulduğu zaman, bakınız İbnül Arabi der ki, kesret dediğimiz bu alem, çokluk alemi aslında birliğe bağlıdır. Bütün varoluş birliktedir. Kesret, yani çokluğun varlığı yoktur aslında. Dolayısıyla kötülük, şer çokluğa bağlıdır. Çokluk olduğu için kötülük vardır. Çokluk da arzidir, asli değildir. Asli olmadığı için, arzi olduğundan kötülüğün varoluşsal yeri yoktur. Yani şer problemi İbnül Arabi'ye göre varoluşsal değildir. Var olan yalnız mutluluktur, yalnız huzurdur, yalnız hayırdır. Onun ikame edilmediği yerde geçici bir dönem için ortaya çıkan durumun adına şer denilir. Ondan dolayı hak gelince batıl zail olur ayetinde de olduğu gibi, hakkın ikame edilemediği durumlarda arızi olarak, kondisyonel olarak ortaya çıkan duruma biz şer diyoruz. Yoksa felsefe anlayışında olduğu gibi bir hak var, bir de şer var. Bir iyilik var, bir kötülük var. İki dualizm yoktur İslam tasavvufu, özellikle Muhyiddin İbn Arabi mektebinde. Var olan yalnız ve yalnız birdir. İnsan Hakk'ın aynıdır. Zira onunla aleme bakar ve aleme rahmet eder. Allah yeryüzüne insanla bakar. İnsanı ilk yarattığında ben senin Rabbin değil miyim dediğinde ilk muhatabı insandır ve evet demek suretiyle tasdik eden de, onu tasdik eden de insandır. Bu açıdan Şeyh-i Ekber